Axşamınız xeyir olsun, dəyərli Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları, hədəf proqramı efirdədir. Cənubi Qafqaz üçün ən yaxşı ssenari nə ola bilər? Bu barədə Prezident İlham Əliyev bir çox platformalarda Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması kontekstində Azərbaycanın öz təkliflərini irəli sürüb. Amma əslində Cənubi Qafqazın 3 ölkəsində hal-hazırda vəziyyət necədir? Azərbaycan Ermənistanla yaxınlaşma fonunda kəndlərin geri qaytarılması, 4 kəndin geri qaytarılması Ermənistanda ajotaj yaradıb və revanşistlər yenidən ayağa qalxıb. Gürcüstanda isə xarici agentlər haqqında qanun layihəsi, necə deyərlər, həyəcanı artırıb və müəyyən mənada orada da etirazları artıq səngimək bilmir. Bütövlükdə Cənubi Qafqazda bax, bu gərginlik fonunda biz tamamilə yekun bir yekdil sülhdən və sabitlikdən danışa biləcəyikmi? Qafqaz ölkələri özləri bu sülhün təmin olunmasında vasitəçisiz iştirak edə biləcəklərmi və nəhayət qarşılıqlı şəkildə birgə əməkdaşlıq mümkün olacaqmı? Azərbaycanın təklifləri yenidən nəzərdən keçirilir və ən optimal variant elə rəsmi Bakıdan gələn təkliflərdir. Bütün ekspertlər bu qənaətdədir. Elə studiya qonaqlarımızla biz bu istiqamətdə müzakirə aparacaq. Yaxın bir saat ərzində dəyərli tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun. Türkiyədən qonaqlarımız və demək, bilim adamları dəvət etmişik. Məndən sağda qonaqlarımız Səlcuq Universitetinin professorları. Demək, Haldun Soydal və Ahmet Ay, xoş gəldiniz, salamlayırıq sizi. Hər ikiniz eyni zamanda UNEC-in professoru Məhməd Yücə daimi qonaqlarımızdan biridir və Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin direktor müavini Rufus Hafızoğlu. Siz də xoş gördük, studiyamızda salamlayırıq hər birinizi. Qeyd etdiyimiz kimi, Cənubi Qafqazda ən yaxşı ssenari nə ola bilər? Biz bu istiqamətdə müzakirə etdikdə ilk növbədə bildirilir ki, Azərbaycanla Ermənistan əgər məsələləri həll edirsə, mübahisələrə son qoyursa, artıq biz yekun sülhdən danışa bilərik. Mən istərdim sizdən başlayaq və qeyd edək ki, Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə bağlı müəyyən bilirik ki, maneələr var, hələ də qalır. Amma Azərbaycanla Ermənistan arasında ilişkilərin normallaşması artıq Zəngəzur koridoru ilə bağlı müəyyən ümidləri də artırır. Siz, ümumiyyətlə, Türkiyədə bax, bu iqtisadi nöqteyi nəzərdən bilim adamları Zəngəzur koridorunun elə bu fonda da həm də Cənubi Qafqazda sülhün və iqtisadi inkişafın bundan sonraki mərhələsini necə dəyərləndirirsiniz? Hazırda ümumiyyətlə, bax, vəziyyət necədir? Doğrudan da Zəngəzur koridorunun işə düşməsinə mane olan səbəbləri aradan qaldırmaq mümkündür mü? Şimdi birkaç tane temel konusu var bunun. Birincisi, her ülkenin bir real politiği var. Yani Türkiye'nin Avrupa'yla stratejik bir noktası var. Bulunduğu jeopolitik farklı. Azerbaycan'ın kendi içerisinde dinamikleri var. Türkiye-İsrail ilişkileri farklı, Azerbaycan-İsrail ilişkileri farklı. Evet. Kafkasya içerisindeki dinamikler farklı. Şu anda içinde bulunduğumuz küresel dünyadaki gelişmeler, mevcut zamanın ruhu diyebileceğimiz konjonktür çok farklı. Bir de bunun birkaç tane temel nokta daha var. Sayın Alemdar kızı, şu açıdan alabiliriz. Önümüz içinde bulunduğumuz süreç çok ciddi kritik bir süreçten geçiyoruz. Hı hı. Mesela son 10 yıl içerisinde baktığımız zaman dünyadaki gelişmeler, pandemi sürecinin öncesi ve sonrasındaki ekonomideki değişmeler, ekonomi politik çerçevedeki değişmeler, dünyadaki jeopolitiğin değişmesi. Bir taraftan Azerbaycan'ı da ilgilendiren Çin tarafı var, yani evet. Pasifik tarafı. Hı. Atlantik Pasifik arasındaki dengelerin ve güç savaşının devam etmesi. Hemen akabinde Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması. Yani son 10 yıl içerisindeki gelişmelere baktığımızda bunların bir domino taşı gibi, özellikle pandemi, Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin, bizim bölgemizdeki, coğrafyamızdaki, Orta Doğu'daki mevcut durum, hepsi hiçbir zaman tesadüf olamaz. Birbirinden bağlı. Birbirinden bağımsız değil ve bu alandaki, yani hem Türk dünyasını ilgilendiren, çünkü Zengözür koridoru demek sadece Türkiye'yi veya Azerbaycan'ı ilgilendirmiyor. Bunu da altını çizmek lazım. Yani Türkiye'den Çin'e kadar o hatta geçmişteki İpek Yolu ticareti gibi bu alanın karayolla birbirine bağlanması demek. Belki ileride daha farklı hem enerji koridorları açısından, hem Türkiye'nin enerji güvenliği açısından, hem Türkiye-Azerbaycan'ın her ikisinin de ekonomik çıkarları açısından, hem de Türk dünyasına bir karayolu bağlantısıyla ticaret hacminin artırılması son derece önemli. Yani biz bugün içinde bulunduğumuz süreç içerisinde, birazdan hocam hem rakamlarla ifade edecek, ticaret hacmimiz istediğimiz boyutta değil Türk dünyasıyla. Bunun bir takım sebepleri var. Bir, konjonktürel anlamda
dünyadaki bu değişmelerin yeni başladığını söyleyebiliriz. Yani hem SSCB'nin dağılması sürecini hem de bu süreçteki Türk dünyasının oluşturduğu ekonomik mevcut durumu ve paradigmayı önümüzdeki süreçte belli bir açıdan bakabileceğiz. Neden? Çünkü bu ekonomiler daha yeni yeni belli bir noktaya geliyor. Mesela üretim açısından, know-how açısından, yüksek katma değer açısından, teknoloji açısından son derece yetersiz bir coğrafya içerisindeyiz. Türk dünyası açısından söylüyorum. Biz bunu önümüzdeki süreç içerisinde bu mevcut paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Eğer biz savunma sanayisine yapmış olduğumuz... Biz derken yani konkret olarak kimleri nezerde tutursunuz? Yani Türkiye her başta olmak üzere... Her devletin özünün kendi mesuliyeti her var. Her mesuliyeti var. Türkiye başta olmak üzere yüksek teknoloji ve katma değer üretebilen, bölgesinde güçlü, ekonomik anlamda bağımsız, tam bağımsız olan bir devlet olduğumuz zaman bu Türk dünyasına yansıyacaktır. Bizim temel amacımız bu. Çünkü ekonomik anlamda güçlü olamazsanız siyasi ve askeri anlamları hepsini perçinleyemezsiniz. Üçünün aynı anda senkronize olması lazım. 10 yıl önceki durumla indiki durumu mügayese etsek bir ama gelişmeler var. Müspet anlamda. Müspet anlamda çok büyük gelişmeler zaten bunun sonucunu Karabağ'da gördük. Evet. Bundan önce tasavvur edebilir miydik? Biz 1992 yılında şehrimizde bunun eylemini yapmıştık Konya'da. Evet. Öğrenciydik o zaman. Hocalı katliamı konusunda büyük bir... Yani şimdi ben yani bu olayda biz bile orada yaşadığımızda bu sürecin bu noktaya gelmesiyle ne kadar duygulandık bilemezsiniz bir Türk milleti olarak. Bizim için sizin zaferiniz bizim de zaferimiz oldu. Sizin gözyaşınız bizim de gözyaşımızdı. Sizin sevinciniz bizim de sevincimiz. Bu çok önemli bir değişim. Hepimizin psikolojik ama bunu reel politik bir zeminde ve ekonomide yani mevcut bu durumun bizde çalışmamızı daha fazla artırması lazım. Küresel anlamda gelişmeleri ve zamanın içerisindeki bu konjonktürel değişimi, jeopolitiği çok iyi anlamamız lazım. Ve bu minvalden hareketle de gerek Türkiye-Azerbaycan, gerek Türk dünyası, gerek Kafkasya, reel politiğimizi, Rusya ilişkilerini, Kırım meselesini, Türkiye-Ukrayna ve Türkiye mesela, Ukrayna-Rusya pozisyonunu aldığı pozisyon çok değerliydi. Hem dış politika açısından, hem tahıl koridorunun hayata geçirilmesi açısından, hem enerji açısından çok önemli bir kritik bir role sahipti. Biz buradaki duruşumuz, siyasi tercihlerimiz, bakış açımız, reel politiğimiz son derece önemli. Bizim ne kadar önemliyse Azerbaycan'ın pozisyonu da önemli. Güçlü Azerbaycan, Azerbaycan ekonomisinin üretmesi gerekiyor. Türk dünyasının reel üretimi sağlaması gerekiyor. Dünyada yazılım mühendisliği inanılmaz boyuta ulaştı. Sadece Meta, WhatsApp'ı 18 milyar dolara satın aldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizin gayri safi milli hasılanız 55 milyar dolar. Bizimki mesela 900 milyar dolar seviyesinde. Sadece Walmart'ın değeri 400 milyar dolar seviyesinde. Bizim bu mevcut durum içerisinde savunma sanayisindeki gibi, Türkiye'de özellikle orta büyük ilçe her ne kadar belli noktada montaj sanayisi olsa da çok ciddi atılım içerisinde. Organize sanayi bölgeleri vesaire. Biz bunu, bu değerimizi, bu network'ümüzü sağlamamız gerekiyor ve aktarmamız gerekiyor Türk dünyasına. Burada Türkiye'nin en önemli rolü ekonomik işbirliği açısından ve ekonomik kazanımları, bilgisi, tecrübesi, altyapısını, üniversiteleri, Ar-Ge'sini Türk dünyasına aktarması gerekiyor. Türk dünyasındaki mesela size bir örnek vereyim bizim açımızdan. Azerbaycan'dan 90'lı yıllarda hem kimya bölümüne hem üniversite konservatuvarı Azerbaycan bilim insanlarına çok büyük katma değeri oldu Mehmet Hocam. Bize. Evet. Burada çünkü disiplinli bir kültürden gelmişler. Hem laboratuvarda. Ciddi katma değeri oldu. 90'lı yıllarda bakın. Yani hem kimya bölümüne hem bazı bizim önemli tiyatroya mesela. Bizde o kadar o anlamda bilim adamı yoktu belli bazı konularda. Sadece temel bilimlerde. Çok farklı katma değerini gördük. Temel bilime ve sanat burası çok ileri hocam. Bilimsel bilginin aktarılması, network'ün sağlanması, projelerin geliştirilmesi, Ar-Ge'nin kurulması, üniversitelerin birbirleriyle işbirliği ki biz bu için bu yüzden buradayız. Bu temellerin sağlanması önümüzdeki dönem içerisinde Sayın Alemdar kızı daha büyük bir katma değer ve sonuç oluşturacaklarını düşünüyorum. Ahmet Bey sizin fikirlerinizi alak. Ben Güney Kafkas'dan başladım sorumuzu ama hocamız daha geniş yanaştı ve bütövlükte Türk dünyasının öz ekonomilerini birleştirmesi ve daha gelişmelere nail olmasından bahsetti. Sizin bakışınız necədir? Hazırda mesela isterdim məhz müasir dövrə gələk, çağdaş dövrə 2020-ci il Qarabağ zaferinden sonra. Türk dünyasında bu inteqrasiya və ekonominin inkişaf etmə perspektivini siz nasıl değerlendirirsiniz? Necə də hazırda durumlar? Və yenə də təbii ki bizim əsas ana sorumuz Zəngəzur dəhlizi, bax bu projenin hansı nöqtəsindədir, hansı hissəsindədir sizin baxışınızda?
Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bütün Azerbaycan Türklerine de buradan saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklarıma da saygılarımı sunuyorum. Ben tabii Haddun Hocam genelde politik iktisat boyutuyla biraz daha politik boyutu, uluslararası ilişkiler boyutunda ele alarak olayı inceledi. Ben birazcık daha rakamlara, makroiktisadi rakamlara eğilmek istiyorum. Evet. Çünkü bu önemli. Tabii makroiktisadi rakamları etkileyen birçok faktör var. Haddun Hocam söyledi işte pandemi var. Yani yakın dönemde savaşlar var. Yani Azerbaycan'ın bizatihi kendisinin yaşamış olduğu Karabağ Savaşı var. Hemen bitişinde iki tane komşu ülkenin sadece Azerbaycan'ı değil hemen hemen bütün dünyayı etkileyen bir savaşı var. Bir başka savaş Orta Doğu'da. Orta Doğu yakın bir coğrafya ve bazı ülkelerle ciddi manada ilişkiler var. Bu ciddi manada bu işi etkiliyor. Daha başka bir şey hemen güneyinde İran gibi büyük bir en azından Orta Doğu'da aktif rol oynayan bazı şeyler var. Tabii işin içerisinde pandemi. Tamam pandemi birazcık daha bu politik olayların dışındaydı ama politik olaylarla birlikte bu işi tetikliyor. Bu çerçevede baktığımız anda bundan hem Azerbaycan, sadece Azerbaycan değil ama önümde mesela Türkiye'nin rakamları da var. Türkiye'de etkilendi. Sadece Türkiye değil, bütün dünya etkilendi. Hı. Ama zaman içerisinde ümit ediyorum bu çıkacaktır. Fakat şu yani ilk sorunuza dönersek hani Türk dünyasının böyle bir ekonomik entegrasyon tabiri caizse koruma şansı. Tabii 90'larda bu kısmen biraz denendi. Aslında doğru bir yaklaşımla belki Karadeniz Ekonomik İşbirliği ile başlayacaktı bu ama maalesef bu biraz ölü doğdu başka sebeplerden dolayı. Yani Yunanistan gibi bir ülkenin Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin içerisinde alınması. Tabii bir de realist olmak lazım. Şimdi Türk coğrafyası dediğiniz anda çok geniş bir coğrafya. Yani bir tarafı ta Avrupa'ya dayanıyor, bir tarafı Çin, Hindistan'a dayanıyor. Ve burada dünyadaki şu anda hemen hemen iki kutuplu, belki de çok kutuplu olacak. Yani işin içerisinde sadece Çin değil. Mesela 1970'lerde Bağlantısızlar Hareketi'nin lideri olan Hindistan belki devreye girecek. Başka ülkeler girecek. Dolayısıyla böyle bir geniş bir coğrafyada realist olmak gerekirse yani bizim gördüğümüz veyahut da telaffuz etmek istediğimiz Avrupa Birliği gibi bir entegrasyon pek mümkün olmaz. Ya bu realist olmaz. Ama ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından birçok şey yapılabilir. Yani öyle ki mesela sadece Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dış ticaret rakamları bile yeterli değil. Ve bu noktada belki Türkiye tabii mukayese etmeyeceğiz. Yani çünkü Türkiye'nin boyutu, ekonomik boyutu tabii vesaire farklı ama dış ticarette mesela Azerbaycan Türkiye'ye çok fazla bir mal satmıyor. Belki ama investisyon Azerbaycan Türkiye'nin en büyük investörü. Evet, yatırımlar yatırımlar yapıyor Türkiye'ye. Evet, yani en büyük investorlardan biri Azerbaycan. Dolayısıyla belki de bunun içerisinde ben diğer Türk cumhuriyetlerini ele almadım. Belki de en iyilerinden bir tanesi Azerbaycan. Dolayısıyla yani Azerbaycan bir numune olmalıdır diğer ülkelere de. Diğer Türk ülkelerine de. Tabii yani bu daha Azerbaycan daha yakın hem de birçok nedenle daha yakın. Bu çerçevede baktığımız anda ekonomik verilerini mutlak surette değiştirmek lazım. Bir de şu var. Tabii biz uluslararası iktisatçılar Mehmet Hocam da bilir. Şimdi bu ekonomik gelişmenin, ekonomik entegrasyonun ilk aşaması hemen koşturalım. Geniş bir ekonomik entegrasyon kuralım olmaz. Avrupa Birliği'nin temel kuruluşuna baktığınız anda çelik ve kömür birliğidir. Yani çatışmaların da önlenmesinin altında o vardı. Acaba işleyecek mi bu diyerek daha realist davranarak ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin ciddi manada geliştirilmesi lazım. Bu çerçevede rakamların birazcık daha yani yeterli olmadığını görüyorum. Ama karayoluyla sence bir geçidinin bu noktada önemi var mı? Tabii ki var. Çünkü oldukça önemli. Çünkü bizi oraya bağlayan en önemli unsur. Yani biz başka türlü İran örneğin yarın herhangi bir ambargo koyduğu anda başka gelme şansımız yok. Hatta Orta Doğu'da bazı sorunlar çıktığı anda ta buradan Azerbaycan üzerinden Orta Doğu'ya gitmek zorunda kaldığımız durumlar oldu. Bəli, Zengezur koridorunun reallaşmasına ne engeldi hazırda? Bir engel ne görürsünüz? Ne için bu koridor reallaşmır?
qeyd etdiniz. Bütün sizin de məsləkdaşlarınız bildirir. En optimal, en uygun təkliflərdən biridir bu. Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasında herkes kazanacaktır. Burada kazanmayan yoxdur. Güney Kafkaz, Kafkaz ölkələri de olsun, eləcə də digər Türk ölkələri ve ümumiyyətlə bu layihəyə qoşulacaq bütün tərəflər kazanacaktır. Bəs nədən mani olur? Burada ekonomik səbəblərin üzərində dayanmalıyıq yoxsa politik səbəblərin? Siz necə görürsünüz? Yox, ekonomik səbəblərli olsaydı, uluslararası ticaret... Çoxdan həllini tapardı. Uluslararası ticaretin temeli genelde şunu söyleriz, yani her ülke uluslararası ticaretten kazan sağlar. Hatta iktisadın temel bir jargonudur. Peki o zaman niye mesela büyük ülkeler ABD, Avrupa'ya veyahut da ABD, Çin'le ticaret savaşlarına giriyor? Ben, yani bu iş sadece ekonomik sebepler değil. Ve daha başka bir şey daha var. Şunu da bilmemiz lazım. Yani ekonomik unsur ciddi manada politik unsurun en önemli tabii gerçekleştirilme vasıtalarından bir tanesidir. Hı-hı. Örneğin bu bir herhangi bir siyasal ambargo koymaya kalktığınız anda veyahut da başka bir şey yaptığınız anda ilk yaptığınız şey ekonomik ambargodur. Ya kısıtlarsınız ya vergi koyarsınız ya tamamen yasaklarsınız. Hı-hı. Çünkü bu önemli. Dolayısıyla burada her ülke kazanacak. Evet, realist olarak yani gerçekçi olarak öyle deriz. Ama her ülkenin kazanması bir de şu var. Gerçekten burada her ülke birbirinin kazanmasını ister mi? Birbirinin kazanmak. Ama herkes kendi kazancını istiyor. Ama yani, birbirinin kazanması meselesi. Böyle bir durum var. Bel. Dolayısıyla kimse yani bitişimizde öyle güçlü bir şey istemeyiz. Hatta yani biraz belki bölgeden uzaklaşacağım ama hı-hı, yani Avrupa Birliği'nin içerisinde Almanya'nın bu derece güçlenmesini de kimse de istemiyor. Biz Qafqaza gelsek, Cənubi Qafqaza gelsek, burada kim istemir ki birbiriyle tutaq ki Azərbaycanın nöqteyindən yanaşsaq? Azərbaycan müharibə başa çatandan dərhal sonra təklif etdi, Ermənistana sülh əlini uzatdı. Baxmayaraq ki, aradan soyqırmacıları keçdi, baxmayaraq ki, iki dəfə savaş, böyük itkilərə səbəb olan savaş baş verdi. Amma yenə də barış əlini uzatdı. Yəni, burada hiss olunur ki, Azərbaycan burada həm də Ermənistanın qazanmasına qarşı deyil. Yəni, qısqançlıq yoxdur burada. Qafqaz bölgəsinə baxsaq. Evet. Qafqaz, bəli, Qafqaz bölgəsində perspektivi dəyərləndirəcək, amma əsas mani kimdir? Siyasi səbəblərdir, iqtisadi səbəblərdir. Bunu aydınlıq gətirəcək, amma Prezident İlham Əliyev bugünlərdə ADA Universitetində keçirilən COP29-a həsr olunmuş konferansda kifayət qədər suallar var idi, geniş suallar var idi. Onlardan biri də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı idi ki, məhz bu koridorun reallaşmaması ilə bağlı, bu layihənin hələ də işə düşməməsi ilə bağlı, reallaşmaması ilə bağlı əsas mani səbəbi nə idi? Bax, bununla bağlı dövlət başçısı mövqeyindən bir hissəni diqqət yetirək, sonra devam edəcəyik. Açığı desək, mənim üçün böyük sual olaraq qalır. Nəyə görə onlar Zəngəzur dəhlizinə qarşı bu cür can fəşanlıqla tutulurlar? Nəyə görə onlar bunu təhlükə kimi görürlər? Onlarda bir növ fobiya var və mən bunun izahını bilmirəm. Onlar hətta dəhliz sözünə qarşı çıxırlar. Düşünürlər ki, dəhliz suverenliyin pozulması deməkdir. Biz Azərbaycan ərazisindən keçən şimal, cənub nəqliyyat dəhlizindən danışanda bizdə belə fobiya yaranmır. Dəhliz yaxşı məlum olan beynəlxalq sözdür. Və onlar Zəngəzur dəhlizinin adını eşitdikcə sanki ağıllarını itirirlər. Bir sözlə, bu çox qəribədir. Lakin bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz gələcək haqqında düşünməliyik. Məhmət bəy, sizinlə davam edək. Bir fobiya var, amma bu fobiyanın səbəbi nədir bilmirik. Dəhliz sözünə qarşıdır fobiya, yoxsa Zəngəzur ifadəsinə qarşıdır. Nədir əslində? Bax, siz hazırda maneə nədir görürsünüz və ümumiyyətlə, əsas sual, siz bizim proqramlarımıza tez-tez qatılırsınız və indi biz hocalarımıza daha, belə deyək ki, daha təməl suallar ünvanladıq, həm də onların evet mövqeyini bilmək üçün. Amma sizin bu məsələlərlə bağlı mövqeyiniz bizə aydındır. Amma bizi düşündürən əsas sual və əsas məsələ təbii ki, dörd kəndin son demarkasiya işlərindən sonra mən demək istəyirəm. Bundan sonra Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasından bağlı siz ümidlərin artdığını düşünürsünüzmü? Necədir əslində bu layihə ilə bağlı hazırki vəziyyət? Evet, teşekkür ederim Atay Hanım. O kadar ağır sorular sordunuz ki dolayısıyla sabaha kadar konuşabiliriz. Bir kişiye ifade ederek cevaba geçmek istiyorum. Öncelikle hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu iki gündür beraber bir evet konferans geçiriyoruz. Selçuk Üniversitesi ile birlikte sosyal ve ekonomik araştırmalar gençlere yönelik olarak bir konferans geçiriyoruz. Kongre iki gündür dolu dolu geçiyor. Hı hı. Bizim amacımız da aslında bu sorulara cevap vermek. Evet. Yani bu kongreler. İkinci önemli husus Şuşa beyannamesiyle o kadar güzel bir şey oldu ki artık sen ben kalmadık. Artık biz olduk. Biz olduk. Evet. Dolayısıyla Şuşa beyannamesiyle Azerbaycan, Türkiye
artık müttefik kardeştir. Dolayısıyla Azerbaycan'ın güvenliği Türkiye, Türkiye güvenliği Azerbaycan'ı ilgilendiriyor. O nedenle Türkiye, Azerbaycan şu anda hakikaten yek vücut, tek vücut bir ülke haline geldiler. Her sektörde, her alanda bu başarıyı alkışlıyorum. Öncelikle rüyamda görseydim inanmazdım. Ama bugün o rüya gerçek oldu ve liderlerimize teşekkür ediyorum. Bu aslında tarihten bugüne kadar böyle olmuştur. Sayın Hocam, 80'li yıllarda Azerbaycanlı akademisyenlerin Türkiye katkısını söylediler. Ama aslında çok ilginç bir şey daha var. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda ve Cumhuriyet felsefesinin oluşmasında başta Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade olmak üzere Azerbaycan ziyalılarının ciddi katkıları olmuştur. Hatta Ağaoğlu hem Türkiye'de hem burada aynı anda deputat görevi üstlenmiştir. O nedenle Türkiye, Azerbaycan aydınlanma hareketinde de birlikte olmuşlar. Ekonomik entegrasyona baktığımız zaman şimdi Türkiye Türk Devleti Teşkilatı'nın yapısına, işine baktığımız zaman biz Avrupa Birliği zaten bir entegrasyon istemiyoruz. Öyle bir felsefemiz yok. Tepede inmeci değil. Dolayısıyla ikili ilişkilerden başlayıp ikili ilişkiler, üçlü ilişkiler, dörtlü ilişkiler ve Türk Dünyası Teşkilatı'nın ilişkisi haline gelmesi şeklinde bir kalkınma modeli ve hatta entegrasyon modeli öneriliyor. Ve Türkiye özellikle Azerbaycan'ın aparıcı göç olarak burada yer almasıyla 2040 vizyon belgesinde baktığımız zaman adım adım buna gidiliyor. Mesela gümrüklerin sadeleştirmesi prosesi hayata geçti. Dolayısıyla ticaret alanındaki işbirliği gerçekleşti. Böyle sessiz adımlarla, sakin adımlarla çok büyük mesafe alınıyor ve altyapı yapılıyor. Bunda da mutluluk diyoruz. Tabii ki yeterli değil ama tekamüle doğru çok sağlam ve ülkelerin bağımsızlığı tehlikeye düşürmeyecek. Kardeşlik ilişkileri devam edecek, bağımsız ilişkiye devam edecek ama çok yüksek seviyede bir işbirliği bekleniyor ve bu da olacak inşallah. Yine şuna baktığımız zaman, globale baktığımız zaman devleti arasındaki ilişkiler, ekonomik ilişkiler özellikle az gözüküyor. Yeteri kadar gözükmüyor ama bir de özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra çok ciddi bir kırılma oldu. Bir paradigma değişimi oldu. Dolayısıyla Türk dünyası kendine geldi. Bir diriliş hareketi başladı. Bu diriliş hareketiyle kendileri Türk demekten çekinen ülkeler bile Türk devletleri olarak adlandırıldı ve Türk Konseyi Türk devletlere çevrildi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e ordun takdim edildi başarısından dolayı. Evet. Şimdi birinci devlet başkanları toplantısı 1992'de Ankara toplantısındaki gündemiyle 2021'deki gündeme baktığınız zaman arada ne kadar mesafe yer aldığını görüyoruz. Ondan sonra daha güzel gelişmeler oldu. Ardında hemen biliyorsunuz Türkmenistan'da toplanıldı, Özbekistan'a gidildi, dolayısıyla Kazakistan'a gidildi. Bu süreç içerisinde devlet başkanlarının ziyaretleri o kadar çok oldu ki, dolayısıyla geçen hafta işte şey buradaydı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı buradaydı, önce Kazakistan buradaydı. Ve buna şeye baktığımız zaman, ekonomik yansımalara baktığımız zaman bu iki sene zarfında 3 kat, 4 kat hatta 5 kat kadar veriler arttı. Ama miktar olarak yetersiz olsa bile dolayısıyla ivme olarak düzgün bir ivmeye geldiğini söylemek istiyorum. Şimdi Zengezur'a gelelim. Zengezur bu bölgenin gerçeğidir. Dolayısıyla sadece bu bölgenin gerçeği değildi. Aynı zamanda bu Çin ile Avrupa arasında, Avrupa ile Çin arasındaki mevcut dehlizlerin veyahut da koridorlara baktığımız zaman üç önemli koridor var. İşte Kuzey Koridor, Güney Koridor ve Orta Koridor. Evet. Şimdi Zengezur Orta Koridor devamıdır. Orta Koridor gündeme geldiği zaman malumunuz olmak üzere sadece Zengezur'a değil Orta Koridor'a da karşı çıkıldı. Dolayısıyla Hindistan üzerine bir yol önerildi, İran'ın içinde olduğu bir yol önerildi, farklı koridorlar önerildi. Fakat ortam şuraya geldi ki Orta Koridor hem maliyet hem güvenlik
açısından bir en uygun olduğu dolayısıyla teşhirlendi. O nedenle şu anda Çin dahil olmak üzere, Avrupa dahil olmak üzere orta koridorun en verimli ve rakipsiz bir koridor olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz orta koridor iki ayağı var. Birincisi ise Bakü, Tiflis. Ki Tiflis'te de bir sıkıntılar var. Evet. Onun altında da buna bakmak lazım. Hı hı. Bakü, Tiflis, Kars üzerinde bir güney hattı var. Diğer tarafta da Zengezur üzerinde olacak bir hat var. Şimdi Zengezur koridoru olması sadece tabii ki nakliyat değil. Sadece işte Karabağ'da inşa edilecek olan yeşil enerjinin Avrupa aktarılması için de önemli bir koridor, aynı zamanda da bir bütünleşme, bir entegrasyon hareketidir. Çünkü Zengezur koridorunun adı uluslararası alanda Türk yolu olarak geçiyor. Evet. Dolayısıyla bu Türk yolunun açılması devletler arasında iki önemli nokta var. Birincisi özellikle büyük bir ekonomik göç olan, özellikle Atlantik'ten doğuya akan ekonomi merkezin bulunduğu bölge hareketlenecek. Çin üzerinde tüm Türk devletlerinde içinde olduğu bir alan, Azerbaycan'da oluşacak olan bir lojistik merkez üzerine tekmil edilecek. Burada da Türkiye ve Türkiye bağıyla bütün dünyaya yayılacak. Hatta Türkiye yakında da Cumhurbaşkanı Irak'a gitti. Bir de Katar, işte Irak ve Türkiye'de bir barış yolu, bir kalkınma yolu, bir kalkınma koridoru da oluşturuluyor. Bunlar birleştiği zaman dünyada yeni bir çekim merkezi geliyor. Nasıl ki Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle birlikte dünya enerji haritası değişmişse, Zengezur koridorunun oluşmasıyla dünya nakliyat ve lojistik merkezi değişecektir. Değişecek ama niye değişmek istemiyor? Peki bak, niye değişmek budur. İstemiyor? Niye istemiyorlar ve kimler istemiyor? Tabii birkaç etken var. Ekonomik etken var, sosyal etkenler var ve siyasal etkenler var. Şimdi siyasal etkenlere baktığımız zaman en başında komşu İran'ın iki önemli çekincesi var. Hem ekonomik hem siyasi. Şimdi ekonomik açıda baktığı zaman İran, o İran üzerine geçen nakliyatın duracağını, dolayısıyla İran'ın o transferde elde ettiği gelirini biteceği ve İran'ın bir ekonomik izolasyona maruz kalacağı İran'ın resmi ağızlar tarafından da ifade ediliyor. Bu gizli sır değildir. İkincisi, İran müttefiki olan Ermenistan'ı kaybetmek istemiyor. Üçüncüsü, eğer bu Zengezur boğazının açılmasıyla Ermenistan da normalleşecek. Ermenistan normalleştiği zaman dolayısıyla bölgede yeni bir Türk dünyası rağlığı meydana gelecek, ki geliyor ve burada İran'ın kendisi yalnız kalacağını düşünüyor. Peki sadece İran'la mı oluyor? Hayır. Çünkü Batı'nın son dönemlerde özellikle siyasi miyopa yakalanmasıyla, geleceği görmemesiyle, geleceği gören liderlerin olmaması sayesinde Batı kalkınmasını, gelişmesini kaos üzerine kuruyor. Çünkü Zengezur Boğazı'na hal olduğu zaman Fransa'nın Ermenistan üzerine gerçekleştiği vekalet savaşı bitmiş olacak. Burada bir sabitlik meydana gelmiş olacak. Bu sabitlik meydana geldiği zaman hem Batı'daki Ermeni diasporası güç kaybedecek, hem de Batı'nın vekalet savaşı olan Ermenistan'da vekalet savaşı yürütme gücünü kaybedecek ve dolayısıyla Batı Cenubi Kafkasya'da yerleşemeyecek. Kenar kuvvetlerin bunu istemiyor. Diğer tarafa baktığımız zaman aslında görünürde Rusya çok hevesi gibi görünse de hevesi değil. Bir kere biz bunu açtığımız zaman Rusya üzerine gidecek olan Kuzey Koridoru etkisiz hale getirmiş oluruz. Çünkü Çin Kuzey Koridoru üzerine mal sevkiyatı yapmak istemiyor. Her ne kadar Çin, Rusya yakın gibi görünse de hem birbirine rakiptirler, hem de o yolda pahalı. Ve özellikle Batı'nın Rusya uygulamış olduğu ambargoda olumsuz etkileniyor. O nedenle bu yol bir Rusya'nın kuzey yolunun bir alternatifidir. Hocam, yani yakın zamanda biz Zengezur dəhlizinin reallaşmasını mümkün görmürük. Çünkü iddialar ve buna karşı çıkanların gücüne baksaq, yani real olarak. Yani bunun onda belə çıxır ki, yenə də onların bu iddialardan el çekeceği tabii ki aydındır. Tabii ki uluslararası ilişkiler bir güç dengesidir. Bugün Ermenistan Batı'ya gitti. Malumunuz
özellikle Amerika 5 Aprilde Amerika ile Avrupa'nın Brüksel'le bir araya geldiler. Birçok kendilerine taahhütte bulundular ama eli boş geldiği için baktı ki iş yok. Dolayısıyla geldi Azerbaycan'a anlaşmak üzere ve bu da olumlu karşılıyoruz. Çünkü en azından sınır belirleme noktasına bir gelişme sağlandı. Bütün bu baş verenler tabii, üzerinden Azerbaycan, Ermənistan ve Türkiye-Ermənistan münasibetlerinin indiki real vəziyyətini necə görürük? Şimdi biz bu normallaşma sürecinde miyik mi? Daha yakınlık mı bu süreç? Normallaşma yakınız. Normallaşma demeyelim. Çünkü henüz sorunlarımız çözülmedi. Önemli sorunlar yer alıyor. Çünkü ben bu stüdyoda defalarca ifade ettim. Bugün Ermenistan bize mehter marşı yürüyüşü diyoruz. İki adım ileri bir adım geri. Şimdi Ermenistan bir adım atıyor. Ertesi gün diyor ki hayır ben böyle dememiştim de böyle dedim. O nedenle bu... Ama son çıxışlara istərdim diqqət yetirir. Elə qonaqlarımız da yəqin ki diqqət yetirib. Rejissorumuzdan xahiş edirəm Paşinyanın özünə məxsus şəkildə izahı son vaxtlar bütün sosial mediada, hətta Türkiyə televiziyalarında geniş müzakirə olundu və o ərazi bütövlüyünün nə qədər vacib olduğunu ən sadə və hətta deyərdik ki, primitiv dildə vətəndaşlarına, öz əhalisinə, insanlara izah etməyə çalışırdı və indi nə dərəcədə bu onu anlada bilib, nə dərəcədə izah edə bilib, bunu bizim üçün söyləmək çətindir. Amma hər halda burada Paşinyanın mövqeyini biz obyektiv mövqe saya bilərik mi? İstərdim fikirlərinizi Rufiz Bey devam etsin. Rufiz Bey, necə düşünürsünüz? Paşinyanın bax, bu cəhdləri, Azərbaycanla arada vasitəsiz razılaşmaların həyata keçirilməsi, konkret real adımların, artıq demarkasiya prosesinin başlaması, hansı ki biz düşünürdük, bəlkə də demarkasiya sülh müqaviləsindən sonra icra olunacaq. Yəni, dediyim kimi, siz prosesləri necə görürsünüz? Ətay xanım, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Çox önəmli məqamlara toxundu. Mən sualınıza cavab vermədən öncə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bir-iki məqama aydınlıq gətirmək istərdim. Bəli, burada hocalarımız İran adını çəkdilər, Fransa adı çəkildi. Amma burada əsas iki, belə deyək də, maniyə var. Yəni, bu Zəngəzur dəhlizin olması üçün. Birinci, nəzər almaq lazımdır ki, Ermənistanın dəmir yolları, ümumiyyətlə onların dəmir yolları birbaşa olaraq Rusiyaya aiddir. Və bu yaxınlarda təxminən 10 gün bundan əvvəl Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Arab News'a bir açıqlaması var idi. Və orada açıq bir şəkildə dedi ki, biz əslində Azərbaycan və Türkiyə ilə bütün kommunikasiya dəhlizlərinin açılmasında maraqlıyıq. Bizə mane olan, əngəl olan yalnız və yalnız Rusiyadır. Yəni, bu Ərəb mətbuatında keçdi. Digər bir tərəfin, təbii ki, Ermənistan əslində hocalarımız da qeyd etdilər. Yəni, bu Zəngəzur dəhlizinin açılması eyni zamanda Ermənistanın da siyasi və iqtisadi yönlən güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Amma bəlli ki, burada məsələ ondan gedir ki, bu Zəngəzur dəhlizin təhlükəsizliyi, bunu kim qoruyacaq? Yəni, bugün Ermənistanın qabağında duran əsas maniyə, əngəl, bax, bu təhlükəsizlik məsələsi. Digər bir tərəfdən, başlıca amil, baxın, Fransadır. Fransa heç bir halda Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan və Türkiyə üzərindən Avropaya daşınacaq bir dəhlizin olmasını istəmir. İrandan hocamız bir qeyd etdi. Mən sizə bir şey deyim. Əslində, bu acı bir müqayisə etmək istərdim. Biz Türk dünyası olaraq, yəni öz daxili problemlərimizlə, əlaqələrimizi möhkəmləndirmək ilə məşğul olduğumuz zaman, baxın, İran çox bir sinsi formada həm məzhəb, həm din adı altında bölgədə öz məqsədlərini genişləndirmək üçün çox ciddi adımlar atırdı. Zəngəzur dəhlizi əslində İran üçün o qədər də ciddi təhlükə deyil. Bəli, hocamız qeyd etdi, orada milli faktor var, iqtisadi önəmlər var, amma başqa bir məsələ var. Əslində, İran bugün İraq və Suriyə üzərindən də sərbəst iqtisadi zonalar qurulub. Bilirsiniz, bu dövlətlər arasında sərbəst iqtisadi zonaların qurulması haqqında təxminən 2 ay bundan öncə razılaşma əldə olundu və İran əslində Atlantik, belə deyək də, Hind okeanından İran ərazisinə, oradan limanlarla və quru yolla Avropaya öz mallarını və belə deyək çıxarda bilər. Sadəcə olaraq bunu, yəni daha doğrusu Zəngəzur dəhlizini istəməyən yeganə dövlət bugün Fransadır. Və o Fransadır ki, əslində bugün
real İran rejiminin yaranmasında belki de hocalar bu fikirle razılaşırlar. Çok ciddi adımlar atmış olup zamanında. Tabii başlangıçta 78. Tabii ki yani 78. yıllarda. Yani meseleye yanaştığımız zaman biz sadece Kafkas meselesiyle kifayetlenmememiz gerekir. Atay Hanım. Sualınıza gelince ise bugün Kafkas'da böyle dedi. Stabillik, Kafkas'da stabillik isteyen ülke tabii ki Azerbaycan'ı ve biz bunu defalarla getirmişiz. Bu hafta çok danışma olur. Zaten 3+3 formülü. Tabii ki Azerbaycan. Ne ki yani? Bakın dünyanın hiçbir ülkesi savaştan sonra gelin her tarihini bir araştıraq. Hiçbir devlet galip geldikten sonra yani mağlup tarafa sülhü teklif etmir. Eksine mağlup taraf kapitülasyon aktını imzalayan taraf sülhe gider. Ama Azerbaycan tam farklı bir şeylerdi. Dolayısıyla Ermenistan'a da burada gelin biraz daha objektif yanaşmak lazımdır. Ermenistan ne üçün Azerbaycan'la sülh müqaviləsini imzalayabilmir? Bəli, bugün Paşinyan'ın orada açıklamaları var idi. Sözün əsl mənasında ciddi bir irəliləyiş var. Ama bu ciddi irəliləyiş əslində Paşinyan məcburdur bunu eləmək. Çünki Azərbaycanın Ermənistan qarşısına qoyduğu faktlar, dəlillər, digər belə deyim də, o strateji addımlar Ermənistan hakimiyyətini başqa cür belə deyə, hərəkət etməyə vadar edə bilməz. Baxın, yəni ya qarşılarında savaş var, bunu açıq bir şəkildə bilirlər, ya da Kavuşlu ki... Kavuşlu əslində demişdi. Təbii ki demişdi, gəlmişdi. Yani kəndlər qaytarılmasa müharibə, müharibə olacaq. Digər bir tərəfdən Ermənistan dediyimiz zaman, biz hansı Ermənistanla danışıq, yəni burada Ermənistan dediğimiz zaman hamı bilir ki burada qərbin bir gücü var. Eyni zamanda Rusiyanın belli bir bütün bunlarla yanaşı Ermənistanda çox güclü, yaxın şərq etkisi altında, təsiri altında olan revanşizm qüvvələri var. Baxın, bugün biz Ermənistan revanşizmindən danışırıq, amma nədənsə bunu həm bir mənalı olaraq qərbə bağlayırıq ki, bax, revanşizmin kökü elə qərbdən. Revanşizmin kökü ideoloji olarak qərbə bağlıdırsa, revanşizmin finans desteği, inanın ki Erməni kilisəsindən, belki hocam siz desteklersiniz bilmirəm, Erməni kilisəsindən ve yaxın şərqdə olan Ermənilərin proksi qüvvələri. Bura Suriya daxildir, bura Livan daxildir, bura qismən Misirin Erməni kilisəsi daxildir. Yəni Erməni revanşizmi sadəcə qərbin belə deyir, beyin məhsulu deyil. Burada Türk dünyasına, xüsusən də Türkiyə və bugünkü Türkiyə hakimiyyətinə açıq şəkildə düşmən mövqeyi sərgiləyən həm Ermənipərəst Ərəb dövlətləri qeyd etdiyim adların, həm də ki bugün Türkiyə ilə siyasi və iqtisadi baxımdan kəllə-kəlləyə gələn Ərəb körfəz dövlətlərinin adını çəkmək istəmirəm, hər kəsə məlum. Yəni, Ermənistan budur. Yəni, reallıq bundan ibarət ki, məcburdur ki, bugün bu addımları atsın. Çünki bunları atmasa, siz Ermənistanın belə deyə, bir dövlət kimi ayaqda qalması Türkiyə və Azərbaycandan asılı. Digər bir tərəfdən... Başqa şansı yox. Başqa şansı yox. Yəni, Türkiyədir. Baxın, Ermənistan bugün Türkiyəni bir düşmən olaraq, yəni etnopsixologiyasında, erməni etnopsixologiyasında Türk toplumları, Türk xalqı düşmən obrazı kimi bütün genetik kodlarla əks olunub onların düşüncəsində. Amma, hocam, bir 150 min erməni var mı? 200 min erməni var mı Türkiyədə? Bəlkə də daha çox. Yəni, i̇şçi kimi çalışırlar. İşçi kimi çalışırlar. Bugün Ermənistan dünyaya yalnız və yalnız nəyi ixrac edir? Belə deyə də, qeyri-legal o işçi kütləsini ixrac edən bir dövlətə çevrilib. Bu baxımdan məcburdur ki, Azərbaycan o diktə etdiyi şərtlər ki var, qəbul etsin. Amma təbii ki, reallıqlar da var ki, Ermənistan təbii ki, Rusiyadan da can qutarmaq istəyir, eyni zamanda qərbdən də yapışmaq istəyir. Bir digər bir tərəfdən də diaspora məsələsi var, erməni kilsəsi məsələsi var və çox-çox-çox belə deyə də Qarabağ klanı var. Təbii ki, yəni müəyyən məqamlar var ki, sərbəst hərəkət edə bilmirlər. Amma bölgə üçün ən optimal variant dediyimiz kimi Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan üçlü Qafqaz evi platformasıdır ki, bax, bu istiqamətdə Azərbaycanın əsas təkliflərindən biri və bu istiqamətdə çalışmağı, hətta sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra bu yöndə çalışmağı təklif edir. Prezidentin nitqindən daha bir hissəni təqdim edək, davam edəcəyik. Sülh sazişindən sonra gələcəyimizin planlaşdırılmasına gəldikdə əlbəttə ki, bunu etməliyik. Biz həmin Gürcüstanlı həmkarlarımızla praktiki əhəmiyyət təşkil edən məsələləri, daşımalar, enerji, potensial ticarət münasibətlərinə aid işlər barədə məsləhətləşmələrə başlamaq üçün
üç tərəfli məsələşmə məsələsini bir neçə dəfə müzakirə etmişik. Lakin Ermənistan hər dəfə imtina edir və Gürcüstanlı həmkarlar bunu çox yaxşı bilirlər. Regional əməkdaşlıq bölgə ölkələri ilə yaxşı münasibətlərə əsaslanmalıdır və düşünürəm ki, bu Cənubi Qafqaz üçün ən yaxşı ssenaridir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında üç tərəfli əməkdaşlıq formatımız var və müxtəlif naziklərin rəhbərləri dövrü olaraq görüşürlər. Bir sözlə, bütün bunlar mümkündür, lakin sülh sazişi məsələsində bizə nəticə lazımdır. Səmimi desək, nə Gürcüstan, nə Azərbaycan bugün öz enerji təhlükəsizliyi və ya daşınmalar təhlükəsizliyinə gəldikdə hər hansı çətinliklərlə üzləşmirlər. Bu, yalnız Ermənistanda çatışmır. Bəli, bu əməkdaşlıq yalnız Ermənistanda istəyə, əməkdaşlıq istəyə yalnız Ermənistanda çatışmır və hazırda Ermənistanda müəyyən bir çevrilişlə bağlı proqnozlar da səsləndirilir. Çünki etirazlar yenə dediyimiz kimi coşub və siz istərdim iqtisadçı olsanız da, həm də siyasi nöqteyi nəzərdən, Haldun bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Bax, Ermənistanda indiki sülh ərəfəsində, hansı ki biz yenə deyirik ki, müəyyən razılaşmalar var, artıq arabulucu olmadan Azərbaycanla Ermənistan arasında bir anlaşmalar oldu, real nəticələr oldu, biz artıq sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesinə qismən də olsa başlamışıq. Bax, belə bir məqamda pozucu qüvvələr Ermənistanda hakimiyyət çevrilişinə və yaxud da Paşinyanın suiqəst nəticəsində aradan götürülməsinə gedə bilərmi? Bu hansı riskləri yaradır? Bax, bu dövr daha həssas dövrdür. Çünki biz sülh müqaviləsinin imzalanmasını gözlədiyimiz dövrdür. Və sizin məsələyə münasibətiniz necədir? Bir Türkiyə cəmiyyətinin təbii ki ziyalısı olaraq. Şimdi bu yenidən sıfıra qayıtmaq olacaq. Siz necə görürsünüz? Yani ben Ermənistanın dikkate alınacağını zannetmiyorum. Şimdi o yine söylediğimle birleştirmek istiyorum ben. Yani Zengizor koridorunu biz tek başına ele alırsak yanılmış oluruz. Tabii. Şu açıdan bakın, bir haritayı göz önüne getirelim. Kuzey taraftan Hazar'dan gelin. Bu tarafa kadar Kırım, Karadeniz, Ege, Akdeniz bu tarafa doğru bir hilal oluşturuyor. Yani Hazar Havzası'ndan, Akdeniz Havzası'ndan Orta Doğu'yu içine alıyor. Bu şekilde bir hilal, Zengezur burada bir yıldız gibi düşünün. Tam ana hattan Orta Asya, Çin'e kadar bir alan açılıyor. Hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan bunun söylemiş olduğunuz bu durumun sadece Ermenistan'a bırakılması, Ermenistan'ın dikkate alınması bence gerekli değil veya paşından ifadesi. Çünkü hem güvenilmez de. Yalnız Ermenistan'ı dikkate alan hazırda bir güvenilmez. O açıdan yok. Demiyorum. Yani küresel anlamda gelişmelerin dünyada kartlar yeniden karılıyor. Hem teknoloji anlamında, yani teknolojinin gelişi, yapay zeka boyutu, dijitalleşme, finansın geldiği boyut, piyasalar, finansal sistem inanılmaz boyuta ulaştı. Bu taraftan getin biyolojik savaş, terör örgütleri üzerinden ciddi bir mücadele. Biz işini değişti bölge içerisinde. En çok Türkiye bundan muzdarip. Böyle bir durumda siz Ermenistan'ın belli bir aşamada bir şeye karar almasını, böyle bir durumda Paşinyan'ın söylediğine dikkate alınacağını, Ermenistan kukla bir durumda. Bir önemi olduğunu zannetmiyorum ben. Velev ki belli noktada bir şeyler yapmaya çalışsın, o da engellenir. Yani burada Ermenistan'dan ziyade Türkiye-Rusya ilişkileri, Rusya-Amerika ilişkileri, Orta Doğu, Çin, bu konjonktür içerisinde küresel güçlerin dengedeki belirleyici rolü bir kere Türkiye ve Azerbaycan açısından bence kişisel kanaatim cin işlerden çıktı. Yani bu Karabağ meselesindeki duruş, başarı ve askeri anlamdaki net vuruş buradaki olayı bitirdi. Bu hem bize bir psikolojik üstünlük sağladı uzun zaman sonra. Her iki devlet açısından değil sadece. Gerek Kafkasya'daki bölge açısından. Biz eğer Zengizor koridorunu tek başına sadece Kafkasya üzerinden değerlendirirsek o zaman söylemiş olduğumuz genel kanaat ve ekonomik, politik, siyasi şey yanlış bir şekilde gider. Ama Kafkasya'nın özünün de, Kafkas ölkelerinin özünün de mesuliyeti var. Burada da mutlaka, bir direnmeler var, durgunluklar var. Bunlar önemsiz atletmiyorum ben. Ama bu bir işbirliğini tek başına sağlamalar için tamamıyla küresel gelişmelerin, bölgedeki dinamiklerin, bir tarafta İran'ın politikası, bir tarafta hemen o Kafkasya bölgesindeki ülkelerin kendi arasındaki mevcut durum, bir tarafta Türkiye-Rusya ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, bunlar hepsi birbirleriyle bağlı. Etle tırnak gibi. Birbirinden bağımsız düşünürsek, o zaman Zengizor koridorunu açalım veya açmayalım diye bir bunun üzerinden belli bir noktada, yani tek bir bağımsız değişken yok. Tek bir değişken üzerinden açıklayamayız. Birçok parametre var, birçok puzzle var.
Bu puzzle'ın hepsinin kendine göre parçaları var. Kafkasya'da buradaki önemli bir konjonktürde hem jeopolitik açıdan hem siyasi açıdan önemli bir noktada. Çok önemli. Yani biz Karabağ Savaşı'nı sadece Azerbaycan, Ermenistan meselesi olarak da addedemeyiz. Tüm Kafkasya'yı ilgilendiriyor. Bir güç dengesi oluşuyor. Konjonktür değiştiriyor. Hocam dedik paradigma değişiyor. Bunun üzerine bu real politik durum içerisinden biz kendi üzerimize düşmeni yapmamız lazım. Yani 200 milyonluk bir Türk dünyası var. Bugün 2 trilyona dolaşan bir gayri saf milyası var bu alanda. Ama bunu biz duygusallık üzerinden belli noktaya kadar taşıyabiliriz. Ekonomik gerçeklik üzerinden, politik gerçeklik üzerinden, siyasi gerçeklik üzerinden okumamız lazım. Bunu okursak o zaman hem biz söylemiş olduğum o hilalin oluşturduğu alan içerisindeki konjonktürden hem jeopolitik açısından hem jeostratejik açısından kendi kazanımlarımızdan Karabağ Savaşı o zaman perçinlemiş oluruz bakın. Yoksa işler tersine de gelebilir bir noktada. Yani ben Ermenistan'ın bu noktada sorunuzun başına geleyim. Dikkate alınabilecek veya Paşinyan'ın bu noktadaki söylemlerin belli noktada karşılık bulabileceğini, barış olsun ama barış sonsuz bir rüyadır. Bir ilavede bulunabilir miyim? Şimdi hocamın dediğine katılıyorum. Şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun farkında olduğu için özellikle Karabağ zaferinden sonra dış politika paradigmasında ciddi bir değişiklik oldu. Bu değişiklik sonucunda çok yönlü, çok derin ve çok ihateli bir dış politika aldı. Bir taraftan Amerika ile NATO ile sağlıklı bir ilişkiyi kuruyor. Diğer tarafta Çin'i dikkate alıyor ve Çin-Rusya dengesi dikkate alıyor ve bunlarla ilişki kuruyor. Diğer tarafta bağlantısız devletler hareketi liderlik yapıyor ve o bağlantısız devletler hareketinde Azerbaycan lehine Birleşmiş Milletler'de karar geçirmesini sağlıyor. Diğer tarafta İslam İşbirliği Örgütü ile ciddi emektaşlık yapıyor. Beri tarafında da Orta Asya ülkeleriyle bu ülkeleriyle ciddi ilişkiler var ve bu ülkeler onu beşli istişare toplantısına onur üyesi olarak kabul ediyor. Diğer tarafta Arap Ligi kendi onur üyesi olarak kabul ediyor. Hatta dün yanlış değilsem Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Nazırı buradaydı. Dolayısıyla bunlara baktığım zaman zaten Cumhurbaşkanı çok ihateli bir politika alıyor ve şu sözüyle bitirmek istiyorum kendisini. Dedi ki biz ne zaman, nerede, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ve onu gerçekten adım adım dikkat ediyor. En son o dört köyün alınmasında biz bunu gördük. Ermənistanda çevriliş və Gürcüstanda baş verən hadisələrə də qısaca nəzər salaq, xahiş edirəm. Bu birbaşa, yəni ki, bölgədə xaos yaratmaq ssenarisinin tərkib hissəsidir. Heç şübhəsiz, amma bir şey nəzərə yetirmək lazımdır, Ətay xan. Ermənistan ümumiyyətlə çevriliş üçün mümbit ölkədə yoxsa yox. Heç şübhəsiz, Ermənistan çevriliş, terror, hər cür çaxnaşmalar üçün hazır və mümbit ölkə. Çünki tarixinə baxdığımız, son tarixindən gedir söhbət, baxdığımız zaman biz Ermənistanın bu kimi şeylərə açıq olduğunu görə bilərik. Ümumiyyətlə, revanşistlərin hazırki dəstəyini biz güc hesab edirik. Yani onlar doğrudan da güce çevrilirler mi? Revanşistler gidebilecek seviyede. Yok, hal-hazırda revanşistlerin Paşinyan hakimiyeti. Ümumiyyətlə burada çevriliş edə bilən iki qüvvə var. Biri qərbdir, biri də ki Rusiyadır. Ona görə yəni burada bugün hər hansı bir çevrilişdən söhbət gedə bilməz, amma belə bir şey var. Mən hesab edirəm ki, bu yəni İrəvan küçələrində baş verən, Ermənistan küçələrində baş verən etirazlar əslində bəlkə də razılaşdırılmış etirazlardır. Bəlkə də bu bir ssenaridir. Bəli, Qafqaz uğrunda mübarizə var, olub və bundan sonra da davam edəcək. İstər Gürcüstanda, istər Ermənistanda. Amma Gürcüstandan fərqli olaraq Ermənistan qərbin Troya atıdır. Yəni, bu bir gerçəkdir. Gürcüstanda bəs vətəndaş müharibəsi riski nə dərəcədə? Bilirsiniz, bu dəqiqə təbii ki, bu çaxnaşmalar davam edir. Yəni, orta gərgin bir vəziyyət yaranıb. Amma bunu zaman göstərəcək. Yəni, Gürcüstan da Ermənistan kimi. Burada bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm, Ətayxan. Baxın, bəzən çox danışılır ki, enerji resursları çox önəmlidir. Bəli, bunlar önəmlidir. Amma enerji resursları ilə yanaşı lider çox önəmlidir. Baxın, Ərəb ölkələrində nə qədər enerji resursları var idi. Amma lider boşluğu nələrə gəlib çıxartdı. Yəni, bu çox önəmli məsələdir ki, diqqət yetirməmiz lazımdır. Təşəkkür edirəm, dəyərli qonaqlarımız. Minnətdarlıq proqramımız canlı idi. Təbii ki, suallar çoxdur, amma biz digər müzakirələrimizdə də sizin kimi mütəxəssisləri dəvət edib daha geniş açıdan bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Dəyərli tamaşaçılar, Hədəf proqramını izlədiniz. Azərbaycan televiziyasını izləməyə davam edin. Salamat qalın, gecəniz xeyirə qalsın.